yaparak hicret ediyor Medine'ye. Öyle yardım ediyor. Buradaki ifade de bunlara da bir hicret olayıyla ailesinden kurtarıyor. Yalnızca geri kalanlar için de bir koca kahret. Kur'an-ı Kerim sürekli iman edenleri ve kuru bir yol, denizi yardım olsa iman edenleri kurtardık, inkar edenleri de suda boğduk ifadesiyle kullanıyor. Buradaki ifade de yani orada iman edenleri bildiğimiz denizi yararak değil, ilahi mesajdan, Allah'tan aldığı vahiylerle o bozulmuş olan toplumun içerisinden onları alıp çıkarıyor, diğerleri küfür denizinde boğuluyor. Musa'nın peşinde gidenler Musa ile birlikte kurtuluyorlar. Buradaki ifade de bunun üzerine onu bütün ailesini kurtardık. Yani vahiy yoluyla hemdem olan Hazreti Lut'u takip edenleri kurtardık. Yalnızca geride kalanları kalanlar içinde bir koca karı hariç. Yani Kur'an'da iki yerilmiş kadından bahseder. İki lanetlenen kadından bahseder. Birisi Lut'un karısı, birisi Nuh'un karısı. İşte burada Lut'un karısı inanmadı. Bak buradaki aslında Lutilik olayının ön plana çıkmaması değil, önemli çıkması değil, önemli olan bak Lut'un karısı Lut'i miydi de o helak oldu. Yani burada buradaki mesele olan ön plana çıkararak peygamberleri yalanlaması ve Rabbin tarif ettiği yolun dışında yaşamını düzenlemesi ve zulmetmesi, ekini ve nesli yok etmek için ve ahlaki bozukluğu ortaya koymak için çaba harcayanları Allah onlardan kurtarıyor. Evet. Hocam zaten burada aciz diye geçiyor. Yani artık aciz demek, koca kara demek bunu da bilmiyorum da acuzen diyor. Aciz biri hariç gerisini kurtardık diyor. O aciz olan da herhalde... Yok. Karısı. Kur'an'ın başka yerlerinde... Yani aciz olan zaten Allah'la beraber Allah'ı veli edinen, Allah'ı Rab edinen bir insandan daha güçlü kim vardır? Üstün olansınız diyor. Kim ben Müslümanım diyorsa üstün olan odur. Kim iman ederse üstün olan odur diyor. Allah'la beraber olmaktan daha üstünlük ne olabilir ki? Bunu anlatıyor. Evet. Diğerleri aciz tabii ki. Sonra geride kalanları yerle bir etti. Yani yerle bir ettik derken ne oluyor? Yani bunlar o peygamberleri yalanlama ve Allah'ın koyduğu kuralların dışında yaşamını düzenlemeleriyle dünya hayatında bazı yerde dizüstü çöktüler, bazı yerde taş yağdırdık, bazı yerlerde gemiyle kurtardık, geminin dışındakiler suda boğuldu. Bazı yerlerde değişik ifadelerle anlatıyor. Burada da geride kalanları yerle bir ettik. Yani burada yok olma tabiat kuvvetleriyle ortadan kaldırma anlamında değil, ilahi mesajı kabul etmemeden dolayı ahiret aleminde ebedi cehenneme gireceklerini anlatıyor. Dünya hayatında bir müdahale yok. Allah'ın bir müdahalesi yok. Hocam zaten saatimiz de geldi ama son bir defa bunu da konuşalım. Ben arkadaşlara bir şey sormak istiyorum. Biz bunu böyle anlasak, yerle bir ettik diyor ya, diyelim Lutilere Allah gazaba verdi, siz misiniz bunu yapan, onları yaptı. Gerçekten böyle bir şey yapsa Allah, kendi kurallarında böyle bir şey olsa ne olurdu? Mesela Fatih Kutal'dan başlayalım. Sence ne olurdu böyle bir şey olsa? Abi zaten Allah diyor ya, yeryüzündeki canlılara eğer yaptıklarından dolayı hemen cezalandıracak olsak üzerinde bir tane canlı kalmazdı diye. Yani böyle, hayat böyle hesabı cezalandırmayı, tabii böyle bir cezalandırmayı ahirette yapacak Allah. Eyvallah. Peki Hatice Hanım'a soralım. Bu dünyada
bazen insanlara yaptığından dolayı, işte sen Luti'sin, sen deve kestin, sen buzağıya taptın, efendim sen bu da taptı, sen heykel gitsin, hemen cecik cezalandıracak olsa ne olurdu sence? Ben de şöyle düşünüyorum, hemen cecik cezalandırma olsaydı birçok kişi de hemen yani bizzat gördüğü için helak olduğunu ya da cezalandırıldığını, doğruyu yanlışı çabuk anlarlardı gibi oluyor. Hani doğruyu çabuk görürlerdi, yanlış yapıldığını anlarlardı gibi. Peki bu durumda şey nasıl olacak? Diyelim ki... Zaten müdahale etmiyor, olur. Tabii ki. O zaman hatayı yaptığı anda gelip Allah öldürürse onun imtihanına son vermiş oluyor. Ha, evet, yani o zaman birisi 100 yaşına kadar imtihan şeyi süresi var. 99 yaşında belki tövbe edip bir şey yapabilir. Ama bir diğeri 40 yaşında bu suçu işlemiş, Allah gelmiş onu öldürmüş. Bu durumda o zaman onun geride kalan zamanda tövbe etme fırsatını Allah elinden almış oluyor. O zaman haksızlık olur, olmaz mı ona? Tabii haksızlık olur ama onu görenler, hani karşıdan o ölen kişiyi görenler de doğruyu yanlış anlamış olur gibi olur. Ama ölen kişi için artık tövbe şansı kalmamış oluyor. Eyvallah, o zaman birinin mutluluğu için diğerini alıp kurban etmiş olacak. Böyle bir örnek vermek isterse yani. Hatice Hanım çok güzel söyledi. Şey yapacaktım. Ha iyi olduğu için Hatice Hanım zannettim onu. Hasan buyur. Sence nasıl olur cezalandırsa Allah? Abi, o zaman şöyle bir tablo çıkardı günümüz dünyasında. Bugün Amerika'da, Suriye'de, Filistin'de ya da dünyanın birçok yerinde haksızlığa uğrayan birçok toplum var. O zaman Allah'ın Rabbimizin bunları zulüm edenleri cezalandırıyor olması lazımdı. O zaman da büyük bir kaos çıkacaktı. Dediğiniz gibi bir adaletsizlik olacaktı. Sınav süreleri farklı olacaktı. İşte buradan zaten anlaşılıyor. Yaradan'ın, Allah-u Teala'nın bu dünyada müdahale etmediğini, hesabı din gününe bıraktığını buradan da anlayabiliyoruz. Zaten müdahale etmediğini görüyoruz. Etseydi ederdi. Öyle. Eyvallah. Ayşe Hanım sence ne olur? Yani Allah yapanların suçunu cezalandırsaydı. Hocam önce kendini gelişmiş olurdu. Yani hani bize söylemiş olduğu şeyle çelişkili bir durum çıkardı ortaya. Zaten insanın da canlı kalmazdı. Yani yarım kalan bir insan oldu. Fırsat eşitliği bozulmuş olur. Yani bir kalp oldu ya, bir kalp sahibiz ya. Eyvallah. Nurşen Hanım sen bir şey söylemek istiyor musun? Mikrofonu için herhalde o yine dua etmedi, onun için atmıyor mikrofon. Yağmur duasına çıkacağınıza Nurşen Hanım'ın mikrofonu için duaya çıkın da düzelsin. Cemal sen buyur. Yani o şartlarda dünya hayatı imtihan olmaz diye düşünüyorum abi. Evet. Yani bu sınav... İmtihan sıra ters. Sınav bitmeden öğrencilikle kağıdını almaya benziyor. Bu şekilde sınav olmaz yani. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Aslında açım mikrofon açmış gibi görünüyor. Açmış zannettim ama açmamışım. Kendi kendime konuşuyorum. Maalesef. Evet. Evet, ben de Tevfik Hocam aynı şekilde katılıyorum. O zaman imtihan olmazdı ve adalet olmazdı. Adaletli bir şey olmazdı. Çünkü o kişinin yaptığı hatayı o anda Allah hükmünü verseydi, Hatice arkadaşımızın dediği gibi diğerleri ders alırdı. Fakat o hatasının karşılığı verilen kişiye haksızlık olurdu. Ve bu da adaletli bir şey olmazdı. Bir imtihan da olmazdı. Evet. Alican. Ama tabii şey, arkadaşların dedikleri de doğru. Bu Allah'ın adaletine de ters. Allah böyle bir şey dilemez, emretmez ve istemez. Allah bunu söylüyor Kur'an'da. Ama hani yapıverse ne olurdu? Yapıverse bu sefer pasif müminler ortaya çıkardı. Yani nasıl olsa Allah var, nasıl olsa Allah kendi eliyle Arakan'da zulmeden zalimlere cezasını verecek, bize bir şey kalmaz, biz bir şey yapmamıza gerek yok diyen pasif müminler ortaya çıkardı. Bu
bu doğru bir mümin anlayışı değil. Allah böyle bir şey yapmak istemiyor. İkincisi ben de intikam almak istiyorum. Bu benim de hakkım yani mümin olarak. Ben de kendi elimle o adama, o zalime o cezayı vermek istiyorum. Dolayısıyla Allah benim elimden o hakkı almayacaktır adaleti gereği. Bu da benim mümin olma çabamın bir sonucu. Artı dediğim gibi adalete, sınava bunlara aykırı zaten. Allah'ın dilemesine aykırı. Allah böyle bir şey dilemez yani. Eyvallah. Ali Hocam, siz bir şey söylemek ister misiniz? Sizin mikrofon da kapalı. Esma-ül Hüsna'dan Allah'ın bir ismi var. El-Halim. Cezalandırmada acele etmez demektir. Evet. Allah kulların cezalandırmada acele etmiyor. İmtihan alanında insanları serbest bırakıyor. İnsan suresi 2. ayette diyor ki Meşakira ve İmmerkebuna. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. İman etme de serbest. İnkar ve reddet de serbest. Ama herkes yaptığı amelinin karşılığını ahirette görecek. Ama bu ayet-i kerimede 173'tü değil mi hocam okuduğumda? Üzerlerinden diyor. Yağmur gibi taş yağdırdık. Uyanıldıkları halde kulak asmayanların yağmuru ne kötüdür. Başka ayet ediliyor. فَدَمَّنَّا اَتَرْم۪يرًا Biz altını üstüne getirdik. Evet. Diyor. Şimdi buradaki ayetler bu sanki biraz çakışıyor gibi geliyor. Çakışan ne? Uyanılan ceza var. Maddi bir ceza var. Yok. Efendim? Maddi bir ceza var. Aldık diyor. Fedemmenle herhalde bir ay. Yeri altını üstüne getirdik. Şimdi. Ama ahirette. Şimdi onu konuşalım o zaman. Şimdi bak sıra bana geldi mi bilmiyorum ama burada bak mesela Şura suresinin 14. ayetinde diyor ki istersen hocam bir aç da onu bir okuyalım. Evet. Yahudilerle ilgili. Yok Yahudilerle değil. Yani, üstelik benim onlara karşı işlediğim bir suçum var. Bu yüzden ben öldürmelerinden korkuyorum. Şura değil. Yok Şura. Yani Şura. 42. surenin 14. ayetinde. Biliyorum. Şura. Evet. Şura 14. Onlar kendilerine bizim geldikten sonra yalnızca aralarındaki tecavüz ve haksızlık dolayısıyla ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden adı konulmuş bir ecele kadar geçmiş, verilmiş bir söz olmasaydı, muhakkak aralarında hüküm verilmiş, iş bitirilmişti. Şüphesiz onların ardından kitaba mirasçı olanlar ise herhalde ona karşı kuşku verici bir tereddüt içindedirler. Yani buradaki aslında sorunun en güzel cevabını bu ayet veriyor. Bak diyor ki Allah, Mülk Suresinin 2. ayetinde, hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattık diyor. Kur'an'ın bütünlüğüne baktığımız zaman insanların ergenlik yaşından bunaklık ve ölüm dönemine kadar Allah insanları deniyor. İşte bu deneme anında yapmış oldukları zaten kötülükler onları gittikçe kötülüğe götürüyor. Yapmış oldukları iyilikler de onları güzelliğe ve cennete götürüyor. İşte burada insanlar içinde olaylardan, hayattan ders alıp da kırılma yaşayanlar ya iman ettikten sonra inkar ediyor ya inkar ettikten sonra iman edebiliyor. İşte bu süreyi Allah ölüm dönemine kadar yani ölüm gelinceye kadar devam ettiriyor. Ama ölüm anındaki tövbeyi asla Allah kabul etmiyor. Burada Allah ben dilediğimi bağışlarım, dilediğimi de
saptırırım ifadesi kullanırken, Allah kimseyi dileyip saptırmaz, kimseyi dileyip de hidayete getirmez. Allah insanlara bu malzemelerin hepsini önüne koyuyor. Bu malzemelerle insan saparsa ben saptırdım diyor. Hidayete gelirse ben hidayete getirdim diyor. Cennete giderse Allah cennete de atmıyor, cehenneme de atmıyor. Zaten orada cennete gidecek olsa da Allah'ın malzemeleriyle cennete gidiyor. Cehenneme gidecek olsa da Allah'ın malzemeleriyle cehenneme gidiyor. Oradaki Ali kardeşin, Ali hocamın anlattığı gibi orada bak dizüstü çöktüler, sahaya tuttu. Efendim 7 gece 7 gündüz onlara kasırga, fırtına estirdik. Efendim taş yağdırdık. Ebabil kuşlarıyla taş attırdık ifadesini kullanırken burada mecazi bir anlatım kullanmış orada. Bak Nas suresi 61. ayette diyor ki eğer suç işleyenlerin cezasını hemencecik verecek olsaydık yerin sırtı üzerinde bir tek canlı bile bırakmazdık. Onlara adı konulmuş bir süreye eteliyoruz. Yani adı konulmuş süreye ahiret alemdir. Başka yok. Dünya hayatında da azaplandırıyor ama ya insanlar eliyle azaplandırıyor ya da doğal felaketlerle, yani doğalın yasalarına, kurallarına uymadığı zaman doğadan geliyor cezalar. Bu Allah'ın onlar inanmadı diye verdiği bir ceza değil. Allah doğa şartlarına uymayan, inansa da inanmasa da Allah onunla ilgili kurala uymamanın bedelini ödettiriyor. Mesela depreme karşı dağınıklı binalar yapmayanları binaların altına koyup öldürüyor. Olay bu. Benim anladığım. Eyvallah. Ali hocam orada müteşabih bir anlatımla Allah anlattığından dolayı altını üstüne getirdik. Ali Rıza hocamın dediği gibi taş yağdırdık filan. Bunlar mecaz anlamda kullanılmış ifadeler. Eğer onları metin manasında algılayacak olursak o zaman Allah'a şunu sormamız lazım. Ya Rabbi hem diyorsun ki ben bu dünyada ceza vermem, söz verdim. Hem de diyorsun ki bak ben bunları altın üstüne getirdim, dünyadayken taş yağdırdım, öldürdüm. O zaman kendi kendine Allah yalancı çıkartmış olur. İşte Ali İmran suresindeki 7'deki bu kitabın müteşabihtir demesi bizi bu konuda uyarıyor. O ayet olmasaydı o zaman biz Allah'a diyebilirdik ki biz ne bilelim bu ayetlerin müteşabih olup olmadığını. Ama Allah bize bunu söylüyor açıkça. Dolayısıyla buradaki müteşabih anlatımı göz önünde bulundurmak zorundayız. Aksi halde burada böyle yazıyor, burada ne yazıyorsa olur dediğimiz zaman Kur'an tamamen çelişkilerle dolu bir kitap olmak durumunda kalıyor. Yani Allah'tan yalancı korumuna düşüyor o zaman. Çünkü biliyorsunuz bir tarafta ölüler gelmez diyor, bir tarafta İsa ölüleri diriltiyordu diyor. Yani neresinden elle tutulur hiçbir tarafı kalkmaz Kur'an'ın o zaman. İşte bundan dolayı da insanların birçoğu bunu çözemediklerinden dolayı çıkmaza giriyorlar. Ya tarihsel bilgiye giriyorlar ya gelenekteki rivayetlere başvuruyorlar bunu nasıl anlayabiliriz diye. Çünkü bir yere oturtmuşlarından dolayı. Veyahut da Abdülaziz Bayındır gibi işte Bakara 259'u anlatırken Üzeyr Aleyhisselam öldü. Pardon. Yok Zübeyir mi diyor? Üzeyir mi diyor? Üzeyir diyor. Üzeyir diyor. Üzeyir diyor. Öldü. Zübeyir de çıkamayın. Zübeyir ama çıkamayın. Zübeyir yok. 100 sene sonra öbür alemden buraya tekrar geri gelmiş. Eşeğiyle de yine böyle kendi evine gelmiş. Bakmış ki orada yaşlı bir kadın var. Yaşlı kadına sormuş. Bu evi demiş kim oturuyordu, kim vardı burada ya? Burada demiş işte filan filan vardı. Ama olduğum süre önce o gitti bir daha gelmedi demiş filan. Dolayısıyla böyle Tevrat'taki hikayeleri Kur'an, onlarla Kur'an tefsiri yapıyor. Evet. Başka konularımızla ilgili söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz veya sormak istedikleriniz varsa buyurun. Çünkü saatimiz geldi. 172'de kaldık. Yarın 173'de devam edeceğiz. Buyurun. Recep hocam, herhalde dersi bitirdin. Maşallah çabuk geldin gibi. Abi yok, biz de 8.30'da başladık, 10'a kadar devam ettik.
Öyle mi? Onu geçeye kadar devam ettik. Biz 1,5 saat okuyoruz. Çok güzel. Bizi yakaladı sonunda ucunda. Baktım hala açıksınız da. Bakayım dedim, ne yapıyorlar diye. Maşallah. Biz de Kasas suresini bitirdik bugün. Ne güzel. Maşallah abi. Vallahi güzel, katılım güzel. 12-13 kişi varız. Arkadaşlarla bir gün tanışalım abi, böyle birlikte ders yapalım bir gün. Vallahi olur. Yani iyi olur ya, böyle bir tanışalım, görüşelim. Tamam, şey yapalım. Ders saatine perşembe ve pazar günleri okuyoruz biz. Ya yani bizim bir dersimizde bize bir konu belirleyelim hep beraber. O konunun belirlendiği gün o arkadaşlar da gelsin hep beraber. Mesela o konuyu işleyelim. Arızayı işleyelim. Sizlere katılım olsun. Hani sureler değil de herkes kendi surelerine devam etsin. Bir konu belirleyelim. Böyle bazen belirliyor ya Tetik abi. Böyle evet. Konu belirleyelim. O konularda böyle arkadaşlarla hem tanışmış oluruz. İyi olur yani. Çok iyi olur. O arkadaşlar senin anlattıklarına duyarlı olabilirler mi? Sizinkilere mi? Yok, senin anlattıklarına alışabilirler mi diyorum. Alıştırıyorum. Alıştırıyorum değil mi? Yavaş. Patlayıp çıkan olmuyor mu böyle? Eskiden bizde çok olurdu. Dışarıda hususi böyle bir araya gelmelerimiz oluyor. Orada işte hem vahiy bir ayetten hem kevni ayetten bak bu olmuyor diyoruz. Yani bu burada denilenle bu olmuyor işte bak. Bir arada olmuyor. Allah'ın ayetleri çakışmaz. Çatışmaz, çakışıyor. İkna etmeye çalışıyoruz ama konuşuyoruz işte. Ne güzel. Maşallah. Yani şu kurala hiç tezat düşmemek lazım. Allah kendi vahiyleri içinde çelişmez. Allah'ın yarattığı evren kendi içinde çelişmez. Allah'ın yarattığı evrenle Allah'ın gönderdiği vahiylerin tam bir mutabakat içerisinde olan din Allah'ın insanlara sunduğu din. İşte evet. Fıtrat dini, Hanif dini, ben İbrahim dini budur. Ben bu cümleye bayılıyorum. Şimdi bunu anlatmak istiyorsan 30'a bakacaksın. Rum suresi 30. 30'a 30 dedik mi bunu anlatır. Şimdi İngiltere'de profesör vardı. Onun oğlu da İngiltere'de bir bankacı. Beni aramış, kitabımı okumuş. O kitabın arka yazısında bunu anlatmıştım. Ağlayarak anlatıyor bana. Bunu okudum, ben teslim oldum diyor. 30'a 30'u bak hemen bir açmada buldum tekrar. İşte bu mucize işte, mucize. Boş bir insan değilsin sen, biliyorum ben. Ama saklıyorsun. Hani bazı evliyalar kendisi de evliya olduğunu bilmezmiş. Abi. Sallıyorlar, uyduruyorlar yani. Bazıları açıktan bilirmiş filan. Ama sende nasıl bir durum var? Sen demek ki arılarla şeylerini gösteriyorsun, mucizelerini. Siz fark etmezsiniz, ben bilmiyorum. O halde Hanif olarak dine yüzünü ikame et. İnsanları üzerinde yaratmış olduğu Allah'ın fıtratına. Allah'ın yaratma aslında değişme olmaz. Kayyum olan din budur. Fakat insanlar çoğu bilmiyorlar. Evet. İnsanlar çoğu bilmiyorlar. Allah'ın evrene koymuş olduğu fıtrat din bu. Dimdik ayakta duran din bu. Bak, Allah'ın fıtratında yani bir değişiklik olmaz diyor. İsa'ya gelince bu fıtratındaki dini değiştiriyor Allah. Bir mucize olarak. Bir tane olsun yani. Ama gerçi bir tane de oldu, bu bozuluyor işte.
süreci bunun üstüne bina ediyor. Adam uçuyor, havada uçuyor, ölüyü diriltiyor, işte tavuk yiyordu diyor Abdülkadir Geylani diyor. Kadın diyor elinde çocuğuyla geldi diyor. Ya şeyh işte bak biz açız sen tavuk yiyorsun. O da çok üzülmüş şeyh. Ya bir iznillah dedi diyor. Diril Allah'ın izniyle dedi diyor. Tavuk gülmeden ayağa kalktı diyor. Al sen de yedin dedi diyor. Ondan sonra oradan oraya diyor uçuyordu diyor. Bağdat'ın üstünden oradan oraya uçuyordu diyor. Yani neler neler. Bir anda buradaydı diyor. Aynı anda Kabe'de görülmüş diyor. Yani dinin bütün şeyi bunun üzerine kurgulanmış yani. Bir tane şey bozuldu mu bak neler oluyor. Her şey bozuluyor. Bak Abdülkadir. Üzerinde hurafeleri var. İşte Mustafa Kemal'e bilmem kim bir saat hediye etti. Buraya gelmiş kalbin üzerindeki saat parçalanmışlar. Onu orada kurtarmışlar filan. Yani benzer hurafeler Kemalistlerde de var. Olmaz mı? İnsan oldu her yerde olur. Şimdi Abdülkadir Geylani bir adamın tanıdık birinin ruhunu almış Azrail ve o gün ruhunu alacakları hep bir sepete koymuş. Bakmış gidiyor. Yakalıyor gökte. Nereye gidiyorsun diyor. Benim müridimi koy ortaya dedim diyor. Hayır olmaz. Allah bana bunu emretti. Hayır olmaz. Ben Allah'la görüşeyim. Eğer Allah bırak derse bırakırım diyor. Allah'la görüşüyor. Kim söyledi bunu? Abdülkadir Geylani. O dediyse ben bir şey diyemem diyor Allah. Yok. Ondan öncesi var. Dur eksik anlattın. Ha. Öyle mi? Öyle deyince sepeti elinden alıp atıyor. Bir fırlatıyor. Evet. Allah bütün canlar yağıyor. O da üzgün vaziyette gidiyor Azrail Allah'ın karşısına. Ya Rabbi işte senin Abdülkadir kulun bana böyle böyle yaptı. Deyince o yaptıysa diyor bir şey diyemem. Demek ki Allah Abdülkadir Geylani'nin ne yaptığından haberi yok. Haberi yok. Bir de Abdülkadir Geylani'nin yaptığı haşa Allah'tan daha ön planda. Onu daha çok ilah haline getirmişler. İşte buyurun size altın tepsi içerisinde süslenmiş adı altında bir şirk. Buna kim iman ederse, buna inanırsa müşriktir. Bunun başka lamı cimi olmaz. İşte, şakası yok bu iş. İşte, ya akledersin, öğüt alırsın Kur'an'da ya da akletmezsin, öğüt almazsın, kafir olursun. Bu kadar basit bu iş. İşte peygamberlere olağanüstü harikulade tabiat kuvvetlerini, fizik kurallarını alt üst eden mucizeler verdiriyorlar. Ondan sonra da kavuslarına keramet göstermeyi gayet normal olarak gösteriyorlar. Oradan oraya aktarma yapıyorlar. Aktarma için orası hazırlanıyor. Yani peygamberin ayağından bir toz alıp onlara serpiyor, onlara da böyle anlatıyor. Bir de hadis-i göre hadis-i diyorlar, İsrailoğulların, ümmetimin alimleri İsrailoğulların peygamberleri mesabesindedir. Bir de bunu uydurdum mu tamam. Evet. Şey diyordu ama arada kaldı. Ha, yok şey diyorum abi ya, keramet diyorlar da acaba gören var mı diyorum. Bir tane de size çıkıp söylese ya. Hani o anda hemen gösterse ya çok biliyorsan. Hiç gören yok. Ha, sen göremezsin abi, senin merteben yetmiyor sonradan. Anlatamam. Ya çok tuhaf ya, yani bu kadar dilde dolaşıp da hiç kimsenin bilmediği, görmediği bir şey olabilir mi ya? Bütün konuşuyorlar sürekli ama kimse de bilip görmemiş yani hiç keramet. Şimdi iki mürit tartışıyor birbiriyle. Benim şeyhim diyor, sabah namazını Cidde'de, öğle namazını Medine'de, akşam namazını Çin'de, ikindi namazını Çin'de, akşam namazını Amerika'da, yatsı namazını da Sultanahmet Camii'nde kılıyor diyor. Öbürü diyor ki, ya o bir şeyh miymiş Allah'ını seversen? Benim şeyhim hep oradaki camileri getiriyor önüne.
burada kendi ayağına getirtir böyle kılıyor diyor. Yani bunlar şeyh yarıştırıyor. Peki arkadaşlar, Allah razı olsun. Ben müsaadenizi istiyorum. Siz sohbet edin. Allah yarın inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah cümlemizden razı olsun hocam. Aldı Allah'a emanetle. Hocam nasılsın? Hamdolsun Ali kardeş. Çoktan beri görünmüyordum. Covid oldum ben derse. Onu söylemiştin de evde geçiriyorum dedin herhalde. Evde geçirdik hocam. Nasıl bir sıkıntısı oldu mu sana? Yok elhamdülillah hiçbir şey olmadı atlattık. Ya bazılarını böyle hiç dokunmadan geçiyor. Sahibi biz öyle geçtik hocam. Ne güzel. Tabii kronik rahatsızlıklar olanları ister istemez yakalayıp şirkalıyor. Sarsıyor. Sarsıyor evet.